Gezi'nin en enerjik sabahı bence. Bence. Yani yavaş yavaş geliyor enerjime. Geliyor geliyor. Yaklaştıkça geliyor. Zorlandığım için. Herkese Saraybosna'dan günaydın. Selamlar. Gerçekten benim içimde böyle Anadolu'ya gelmişim gibi bir his. Az önceki teyzeden sonra zaten. Hele teyzeden sonra. Ya yolda bir tane teyze gördük. O kadar da güzel giyinmiş ki, böyle kıpkırmızı bir tülbenti var. İşte böyle yine onda uyumlu bir çiçekli desenli eteği var falan. Tam böyle bir şey, geleneksel özlediğimiz teyze görüntüsü. Caminin şeylerini temizliyordu, parmaklıklarını. Sonra biz ya teyzeye baksana ne kadar tatlı falan dedik. Sonra teyze bizi görünce işte şey dedi. Bir serde mi yattınız falan demeye getirdi. Bir serde şurası, hemen gösterelim. Şurası arkadaşlar. Biz orada kaldık. Aynen, gelecekseniz burada kalın. Çok güzel, çok memnun kaldık. Ve şey, hani çocuk, bizimle ilgilenen çocuğa da hayran kaldık. Yani bizim yaşlarımızda falandır. Belki bizden daha da küçük olabilir. O kadar efendi, o kadar böyle güler yüzlü. Neyse. Böyle ya ne kadar iyi bir insan şöyle falan filan derken, kadın da işte bir serde mi uyudunuz falan yaptı. Evet dedik. Aa dedi, my boy dedi. Meğer de onun annesiymiş. Allah. Ailecek tatlışlıklar şeyler adeta. Bayıldık yani. Güzel, mutlu bir güne başlangıç yaptık. Hava çok güzel ve sıcak. Bugün ne yapacağız hızlıca, hemen onu anlatalım. Bugün Allah izin verirse Saraybosna'yı gezeceğiz. Aslında çok Saraybosna'nın etrafına gitmeyeceğiz. Yani Başyarşı'da dolaşacağız. Zaten otel çok yakın. Otel de yakın. Kahvaltı yapacağız. İşte yiyeceğiz, içeceğiz, geçeceğiz. Namaz kılacağız camilerde. Evet. İnşallah en çok beklediğimiz heyecanla o. Bundan önceki storylerde bir de yemek kısmını pek göstermedik. Çünkü biz de yemek yemedik diyebiliriz yani. O yüzden şey diyorum zaten, artık buradan sonra sanırım attığım storylerde de manzaradan yemeğe doğru bir kayış gerçekleşecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü affetmeyeceğiz. Aynen. Yani bütün şeyimizi buraya sakladık, böyle şöyle yiyeceğiz, böyle yiyeceğiz tamam mı falan diye. Bakalım performansınızda nasıl bir değişiklik olmuş. Midem küçülmüş ya, bitiremiyoruz ki aldığımız şeyde. yiyeceğiz Allah izin verirse. Ondan sonra bugünkü gezimiz bittikten sonra da arabayla hemen yola çıkıp Mostar'a varacağız. Akşam Mostar'da kalacağız. Çünkü dün de demiştik, Saraybosna'da film festivali varmış. O yüzden şehir çok kalabalık, oteller dolu, fiyatlar çok yüksek. Aslında normalde burada bir gece daha kalıp sabah yola çıkıp Mostar'a varmayı düşünüyorduk. Gündüz gözüyle o yolu alalım istiyorduk. Ama şu anda planlar böyle oldu. Dolayısıyla böyle bir gün olacak. Bakalım, inşallah güzel olur. Yapmaya geldik. Tabii ki börek de yapacağız kahvaltı. Börek Zinica. Zinica'ya gelmişiz. Börekçi. Neyse, börekçi işte. Çok acıktım. Yanına çay da söyledik ama mis. Morardık. Yani amiyane tabirle. Börek. Ya karışık börek istedik. Hepsinden tadalım diye. Karışık olunca da mesela atıyorum kıymalı en çok giden olduğu için kıymalıyı devamlı yeniliyorsun. Ama peynirle o kadar gitmiyor atıyorum. Peynir sabah yapılıyor, şimdi yakalıyor ki belki de dünden bile kalmış olabilir mi acaba? Yani direkt taze gelmedi, bir de yani bir onu yiyorsun. Aradaki o yufkanın farkına, hamurun farkına bakabiliyorsun net bir şekilde. Üzdü velhasıl. Neyse ki çay çok güzeldi. Zaten gelen bardak da bizimkilerin aynısı yani. Bu arada belki karıştırmış. Burası değildi asıl geleceğimiz. Yani geldik böyle çok heyecanlandık falan ama karıştırmışız. Neyse, zaten böyle çok da bir porsiyon vermediler. Gerçi ben tıkandım ama belki diyor ki asıl gitmemiz gereken yere de gidelim, bir porsiyonunu orada söyleyelim. Valla ben bir bardak daha çay içeceğim. Ya o kadar safız ki gerçekten. Hani kelimelerin ne anlama gelebileceğini düşünmeden, aha işte şuymuş buymuş, işte bura çıkan açık falan okunuyor diyoruz ama işte zaten açık açık burek diye başlıyor. Yani börekçi demek olan şeyi biz sanki börekçinin kendi adıymış gibi düşündük. Neyse, şimdi geldik kısaca, bir porsiyon daha istedik. Zaten az önceki bir porsiyondu. Toplamda yine iki porsiyonmuş oldu. İyi de denk gelmiş oldu yani. Yes, thank you. Teşekkür. Bayağı da demi basmış yani.
Açık mı isteseydin? Yok ya, içelim aynen abi. İçeriz bir şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bak görüntüsü de ne kadar farklı görüyorsun ya. Zaten çıtır çıtır. O kadar güzel kokuyor ki şu an kokusunu anlatamam ve bakın böyle ne kadar ince. Tamam, bu işte patkera. Olması gereken bu yüzden. Kaç yudum içersen o kadar kez Bosna'ya geliyormuş. Yani üzerine kata kata böyle oluşuyor galiba. Aynen, efsaneler böyle oluşuyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nereye benziyor? İngiltere rengiyle ama Türk'ün. Karanlık mı yapıyorsunuz? Evet. Her gün haklı. Öyle namaz bitti. Her gün. Evet. Bu Osmanlı, ben Osmanlı, sen Osmanlı. Aynen. Dua. Selam. Hazreti Hüsrev Bey Camii'nde öğlen namazımızı kıldık. Burası 1530'larda tam bir Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş. Bosna'nın en güzel, en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi. Müezzinliği, namaz kılıç tarzı falan aynı Türkiye yani. Her şey aynı. Çıkışta da birisi geldi yanıma benim. Hem müezzinlik yapıyormuş hem de imamlık yapıyormuş camide. De sen nerelisin falan dedi. Türk'üm dedim, İstanbul'dayım. Sen Türkiye benzemiyorsun diye bana. Ay sen araba benziyorsun, Pakistanlı falan gibi. Neyse hoş geldiniz falan dedi. İşte biraz anlattı. Burada dedi her gün hatim indiriliyor. Öğle namazından sonra hatim okuyoruz dedi. Biraz muhabbet ettik, ne yapıyorsunuz orada falan dedi. Sonra şey dedi, işte birisi daha yanında vardı, o da avukatlık yapıyormuş 30 yıldır Bosna'da, o da Boşnak. İşte diyor bak diyor, o Osmanlı, ben Osmanlıyım, sen Osmanlısın, hepimiz aynıyız diyor. Ondan sonra güle güle gidin, bize dua edin dedi, siz de bize dua edin dedi. Öyle güzel şeyler ben yaşatıyor Bosna yani. Ben de girer girmez teyzeyle bir tanesiyle karşılaştım. İşte bana tabii Boşnakça bir şeyler söyledi, ben de ben Türk'üm anlamıyorum dedim. Aynı Bosna'ya, aynı Bosna'ya diyor. Benim de Türk olduğuma inanmıyorlar. Sonra gözlerin çok güzel dedi Türkçe. Ve bunu söyleyen teyzenin gözlerini görmen lazımdı. Yani Allah aşkına dönün bir kendinize bakın falan oldu. Ondan sonra bayağı konuştuk biz de onunla ya. Yani çok az şey biliyor tabii, Türkçe biliyor. Böyle tam anlaşamadık falan ama yine de böyle kelime kelime işte İstanbul çok sıcak mı, burası çok sıcak, hava muhabbeti. Ya aynı, insanlar aynı yani. Ya gerçekten şey ya, yani ben kaçıncı, üçüncü gelişim herhalde. Ya yuvada gibisin. Bunun romantizmini yapanlar oluyor bazen. Bosna romantizmi yapanlar da var evet. Ama gerçekten benim samimi duygularım yani. Bosna'ya geldiğim zaman hiç yabancılık hissetmiyorum. Çok Müslüman başka ülkelere de gittik işte, Malezya'dır, Endonezya'dır falan ama Bosna bizden yani. Ya işte bizim yani. Biz de Bosna'yız. Öyle öyle bir şey. O kadar sıcak hissediyorum. Evet. Ve gerçekten hala insanlarda yani bunu gözlemlersiniz geldiğinizde mutlaka. Osmanlı sevgisi, Osmanlı aşkı en az bizdeki kadar var. Hatta bence bizden biraz daha da fazla yani. Devam ediyoruz gezmeye. Ediyor muyuz? Biraz daha yürürüz şöyle merkeze doğru. Olur. Ondan sonra arabayla Mostar'a doğru yolumuza çıkarız. Hava sıcak. Sıcak Mostar daha sıcak. Da sıcakmış. Aynen. Hadi bakalım.
böreği bitirememiştik, bayıldım. Ama yedik işte yani. Bir... Ay sonra dedim ki akşama kadar öyle bir acıkacağız ki sonra kuzu çevirme yiyeceğiz dedim. Ama sen dedin ki şey olmaz dedin. Bir şey olmaz, transferlerde yiyesen dedin. Hiç belli olmuyor var ya. Hani mayonez ketçap, o ne? Boş ver, böyle bir şey yapmış. Nasıl yaptı söyleyelim. Az önce Begova çorbası içmek için bir yere girdik ama orası baya böyle bir şarap deneme yeri falan gibi bir yerdi. Aslında çok güzeldi. Çok otantikti, baya da hoşumuza gitmişti ama. Aa, burası neresiymiş diye girip girmememiz gereken bir yer olduğunu fark ettik. Ama gerçekten konsept olarak harika bir ortam. Şimdi Bosna'nın yine meşhur tatlarından bir tanesi olan Begova çorbasını deneyeceğiz. Ben de daha önce denemedim. İlk defa deneyeceğiz. Ben zaten çorba seven bir insanım. Az önce baktım içinde bamya, tavuk vesaire varmış. Pek seni seveceğim bir şey değil. O yüzden bir tane mi söylesek acaba? Sen zaten döner yedin. Adam geldi, bir Begova sop alabilir miyiz diye söyleyecektim ki o da zaten ben de size sadece elimizde bir tane Begova sop var demeye gelmiş yanınıza. Gerçekten bazen nasipli olabiliyorum. Mutluyum şu an. İnşallah tadı da güzel değil mi? Evet, çorbamız geldi. İçinde ne var? Havuç var, yoğurt var, tavuk var. Bamya göremiyorum. Acaba şu bamyaları ezdiniz mi? Ne yaptınız? Neyse bir bakalım şöyle suyunun tadına. Güzel kokuyor. Tavuk kokuyor. Güzel çorba. Çok güzel çorba. Bayağı güzel. Çok iyi çorba. Bunu var ya, kışın nasıl içilir? Of, bu? Karabiber, limon. Zaten bol içilir. Oo, çok iyi çorba. Yalnız bayağı iyi çorba. Ay, mükemmel çorba. İçtikçe şey oluyor. Keşke bir tane daha alsaymış. Çok üzüldüm şu anda. Bunu seninle paylaştığım için çok mutluyum. Tamam, ben az yiyorum. Ya hayır, saçmalama. Şeyde Monster'da da yiyoruz. Gerçekten abartmıyorum. Abartıyor muyum sence? Bence abartmıyorum. Hayatımda içtiğim en güzel çorba olabilir. Kesinlikle tadın. Kesinlikle de burada için. Çünkü bizim otelin sahibi de burayı önermişti. İnternette baktığımız birkaç yerde burayı önerdi. Biz de tattık, test ettik. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Buranın adını... Adı şu. Konuğumuz Betül Türkmenoğlu. Kulaklarım çok tıkandı. Kendisinin kulakları tıkandığı için yayınımıza 5 saniye ara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bugünkü konuğumuz Betül Türkmenoğlu'yla bugün bugünü konuşacağız. Saraybosna'yı konuşacağız. Saraybosna'da neler yaşandı, neler oldu. An bildiriyoruz. Saraybosna'yı sevdik mi? Saraybosna'da kimlerle karşılaştık? En önemlisi, Saraybosna'da
neyi bulduk, neyi arıyorduk? Bunları konuşacağız. Allah. Saraybosna. Kimle karşılaştık Saraybosna? Kimseyle karşılaşmadık. Action versin. Evet, Saraybosna gezimizi tamamladık Allah'ın izniyle. Şu anda Mostar'a doğru yol almaktayız. Ya şey oldu tam, otobüs muavini. Ya da uçak pilotu. Evet sevgili yolcularımız, Saraybosna'da vermiş olduğumuz molanın sonuna geldik. Hayır, pilot doğru. Gibi konuşsana. Kıymetli yolcular, kaptanımız konuşuyor, Abdülbaki Türkmenoğlu. Yaklaşık yarım saat önce Saraybosna Havalimanı'ndan kalkışımızı gerçekleştirdik. Şu anda 8000 feet yükseklikte uçuşumuza devam etmekteyiz. 8000 feet yükseklikte hava sıcaklığı 21 derece. Ya 8000 feet yükseklikteki hava sıcaklığından bize ne? Bugün ya onu hala verir. 21 derece ise helal olsun yani. Onu verir, dur. Hayır, onu vermez. Yaklaşık ya. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Mostar Havalimanı'na inmeyi planlıyoruz. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece benim sesimi bir daha duymayacaksınız. Olur da. Öyle diyor mu ya? Ne alakası var? Öyle demiyor. Onlar ben uyduruyorum. Neyse, niye bu kadar boş muhabbet yaptırdın bana ya? Sonra insanlar Betül konuşsun, sen konuşma diyecekler. Dün sandım da yine bir yüceltmişsin. Neyse. Evet, Saraybosna gezimizi tamamladık. Neler düşünüyorsun Saraybosna ile ilgili? Ya hep bu soruyu da hep ilk cevaplayan ben oluyorum. Sen cevapla. Tamam, ben cevaplayayım. Sonra da hep kopya çekip benim sözlerimin aynısını kopyala yapıştır yapıyorsun parafraze ederek. Tamam, ben cevaplayayım. Saraybosna'yı ben zaten bu dördüncü gelişim. Aman be arkadaşım be. Yeter be. Yani 3 mü 4 mü 10 mu? Tamam hadi 10. gelişin olsun ya. Yani sen tabii ilk defa geldiğin ben ayrı, için ben daha iyi canlısındır. Ben ayrı yıldım. Yani benim için izleyicileri ayrı yıldı. Şimdi 10. kez geldim, 100. kez i̇şte geldim. İşte benim için normal. Şu şarj kablosunu alabilir miyim? Alamazsın hiçbir şey arkadaşım artık. Kabloyu verir misin ya? Bak hem araba sürüyorum, hem şarj kablosunu takıyorum, hem yorum ama, yapıyorum. Hepsini ama bana yani, yaptırıyorsun. Ego yapıyorsun bir yandan da. Öyle yaparsan öyle olur. Al. Evet, kaçıncı, 100. gelişim Saraybosna'ya, evet. Ne, hiçbir şey hissetmedin o zaman. Evet, Saraybosna'ya geldim. Saraybosna bana iki şey hissettirdi. Daha önce de bu bir dakika, tam olarak kaçıncı gelişim, hangi gelişinde hissettin bu hissettiklerini, onu da bir belirtme. Daha önce de bu tarz şeyler hissetmiştim. Bu gelişimde bir kez daha bunu deneyimledim. Birincisi, Saraybosna bizden abi. Yani yabancılık çekmiyorsun. Gerçekten insan vatanına gelmiş gibi oluyor. Hani ne bileyim işte 40 gün Asya'dan döndükten sonra havalimanına işte toprağı öpecek gibi oldum falan diye. Biz de öyle olmuştuk yani, ne kadar yorulmuştuk ve özlemiştik gerçekten Türkiye'yi. O hislerin aynısını burada da hissedebiliyorsun. Hiç yabancılık çekmiyorsun. Gerçekten memleketine gelmiş gibi özgüvenle, huzurla dolaşıyorsun. Daha bunu zaten girer girmez fark ettik. İkincisi, gerçekten ezanları ve camide namaz kılmayı çok özlemişim. O gerçekten çok güzel bir histi. Üçüncüsü de şu. Bunu sanırım bu gelişimde hissettim. Ya da bu gelişimde onun üzerine düşündüm yani. Gerçekten ölüm diye bir şey var. Ve işte mesela Gazi Hüsrev Paşa Camii'ne gittik, namaz kıldık. Gazi Hüsrev Bey 1530'lu yıllarda yaptırmış o camiyi. Karşısında medrese, bir sürü çeşme, işte saat kulesi. Yani inşa ve imar etmiş şehri. 1530 yılında milyonlarca insan yaşadı, doğdu, öldü. Ama o milyonlarca insandan Gazi Hüsrev Paşa'yı hatırlıyoruz mesela. Niye? İşte ortaya bir eser bıraktı ve 500 yıldır o eserden insanlar istifade ediyor. Ölümünün arkasından biz onu hayırla anıyoruz. Onun yaptırdığı eserlerden faydalanıyoruz. Yani bu çok özel bir şey bence. Bir de işte Aliya İzzet Begoviç'i düşündüm mezarının başında. Aynı şekilde işte 1990'larda kaç kişi doğdu, kaç kişi öldü, kaç kişi yaşadı, kaç kişi iyi anılıyor, kaç kişi unutuldu yani. Hepimiz doğuyoruz, hayatı yaşıyoruz bir şekilde yani ve sonra öleceğiz. Ama geriye gerçekten insanın ardında bıraktığı böyle hayırlı işler kalıyor. Allah bize de onlar gibi böyle güzel bir hayat sürüp geride güzel eserler bırakabilmeyi, güzel işlerle anılanlardan olabilmeyi nasip eylesin.
Bosna'da, yani Saraybosna'da bugün, bunu tabii dünyanın birçok şehrinde yine hissedebilirsin de, bugün burada tekrar hissetmiş oldum yani. Böyle şeyler hissettirdi bana Saraybosna. Evet, şimdi senin görüşlerini alalım. İşte ben de evimde gibi hissettim. Nasıl oluyormuş? Hiç yani garipsemedim. Şu an pek konuşasım yok galiba. Ben çok kötü oldum. Öyle mi? Midem bulandı? Ya hem midem bulandı hem başım dönüyor böyle. Allah Allah. Kulağım tıkandı falan. Allah Allah. O zaman katılıyorum Aki'ye de. Bitirelim o zaman. Ben de kendimi evimde gibi hissettim. Ama gibi hissettim. Tam anlamıyla hala evimde değilim. Çünkü onu da hissettiğim anlar oldu elbette. Ben Baki'nin değindiği romantik noktalara tam anlamıyla katılmakla birlikte ekstra birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bosna ucuz bir yer değil arkadaşlar. Oo, gerçekten. Yani TL Bosna, artık o hala ne olduğunu bilmiyorum. Kayme. Kayme diyorsun. Kayem. İşte neyse artık. TL çevirdiğimiz zaman 3 müydü? 3 küsür Türk lirası ediyor. Bir yandan işte mesela işte çorba içiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir şeyleri TL'ye çevirince diyorum ki o çok pahalı oldu ya falan. Sonra düşünüyorum, kaç aydır gitmemişim ki, en son gittiğimde bile fiyatlar ne haldeydi. Şu anda mesela Türkiye'de 5 lira çorba içebilir misin ki? İçilmiyordur herhalde diye düşünerek muadil buluyorum fiyatları da, ama gerçekten ucuz ve işte gönlünce para harcayabileceğim bir yer değil. O konuda bir anlaşalım. Bunun haricinde gerçekten İngiltere'de de ben çok hasretini çektiğim birkaç şey vardı. Bunlardan bir tanesi de kıymalı börekti gerçekten. Bugün onu yedim. Çok mutlu oldum. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Ve yemeklere doyduk gibi bir durum var ya. Kaç gündür o kadar çok hani açlık saatimiz o kadar uzun sürüyordu ki. İşte sabah kendi kahvaltımızı kendimiz hazırlıyoruz. Akşam, hatta akşam bir şey yemediğimiz gün bile oldu sanırım. Birkaç bir şeyle atıştırdık öyle marketten aldıklarımızla. O şekilde geçiştirmek zorunda kaldık. Çünkü yol üzerinde bir şey bulamıyorsun, bulsan yiyemiyorsun vesaire. Kaç gündür zaten burası için kendimizi hazırlamıştık. Hazırladığımız kadar da oldu. Değdi yani. Değdi. Hazırladığımıza değdi. Ama şey, aslında çok bir şey yemedik ama sanki böyle durmadan yemek yiyormuşuz gibi hissettirdi bana bir yandan da. Ya elin attığın her şeyin helal olması ve hani o çekincen olmadan sağa sola bakabilmen çok güzel bir şey. Evet, başka? Başka tabii ki ben de camiyi çok özlemişim. İnsanları çok sıcaktı ya, insanlarını sevdim. Burası kışın da güzel olur dedim sonra. Öyle işte. Çok yorgunum bir yandan da, o yüzden biraz enerjim düştü. Yorgunum ve acıktım ve yol çok dolambaçlı, midem bulanmaya başladı. Artık kapatalım da biraz dinlenelim. İşte şimdi Mostar'a doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Otele gidip yerleşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Ay kulağım çok fena. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dualarınızı eksik etmeyin. Thank you.
Thank you.